arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle popkornlu güzel bir bebek ceketi çalıştık bir yaş civarı bebeklerimize uygun bir çalışma ceketimizi alt kısımdan başladık önlerimizi ve arkamızı bir bütün olarak ördükten sonra kollarımızda daha sonra çalışarak tamamladık ve sonra ön lastiklerimizi ve kol lastiklerimizde çalıştık ceketimizi tamamladık ceketimizde şu iki tane ipimi kullandım bunu hatırlatmak istiyorum hemen unutmadan 34 santim ya yani 34 buçuk santim ceketimizin uzunluğu kol altından genişliğimize şu şekilde bakalım 27 santim kol altından genişliği arkasından da görecek olursak bir bütün halinde örmüştük zaten ceketimizi bu şekilde görülmekte Evet hemen kolay gelsin diyerek çalışmamıza başlayalım kolay gelsin ceketimizi krem renkli ipimizle örüyorum İpimin markası Nako'nun elit babysi ipimizi tanıyalım renk numarası 99.064 100 gram ve 250 metreden oluşmakta. Anti peeling özelliği olan %100 premium akrilik olan güzel kullanışlı bir ip. Bebe örgülerinde özellikle ceket ve hırkalarda çok hoş duran bir ip. 10 zincir çekerek hemen başlayalım lastiğimizi örmeye. Biraz ipimizi ayıralım. Tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ve 10. Tam 10 tane zincirimi çektim. Hemen lastiğim için tığımın başını doluyorum. Bir zincir geri çekiliyorum. iki zincir geri çekiliyorum. Ve üçüncü zincirin içerisine başını dolamış olduğum tığımı batırıyorum. İçinden çıkıyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Tekrar yanındakini örüyorum. Ve birer birer zincirlerimizin içerisine tek seferde girerek örüyorum. Lastiğimizi daha kalın isterseniz zincir sayısını gönlünüze göre ayarlayabilirsiniz. En son zincirimin içerisine de girdikten sonra lastiğimin eni bakınız bu kadar olacak. Hemen ölçü olarak bakalım. Şu şekilde üzerine koyuyorum. 3 santim lastiğimizin eni. Şöyle bakıyorum bakınız. ikiye ayrılmış olan ilmeğimizin dış taraftakinden hemen giriyorum. Bakın zincirimi çektim. iki tane hemen dibine batıyorum. Şu kısma ve başlıyorum. Bir. 2 3 bakın hep dışından alıyorum. 4 5 6 7 Evet 7 tane trabzanımızı bu şekilde ördüm. 1 2 zincirimi çekiyorum. Tığımın başında oluyorum. Hemen dibine yeniden batıyorum. Dış taraftakinden örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. En sonu tekrar 1 2 zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen dibindekine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bitirleyeyim bir yönde. İki tane zincirimi çekiyorum ve lastiğimin görüntüsüne bakıyorum. Bakınız lastiğimiz bu görüntüde şöyle görecek olursak diğer yönden de aynı görülmekte. Her iki yönden bakınız. Ve bu şekilde öreceğimiz bel ölçüsüne göre lastiğimizi dümdüz örerek ilerleyelim. Yeterli ölçüm olana kadar lastiğimi büyüttüm. Hemen sayalım bakınız. Şuradaki. Örgü görüntüsü olan saç örgüsü görüntüsü olan yerden sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ve 27. 27 tane lastiğimiz oldu şu şekilde ilmeklerimizi saydığımız zaman bir de santim olarak ölçüsüne bakalım kesinlikle asılmadan şu şekilde tutuyorum. Ve 42 santim bel ölçüsü. Burada hem önlerimizi hem arkamızı ayarlayacağımız için e, istediğiniz bel ölçüsüne göre lastiğimizi örmeniz gerekmekte. Tamamını öreceğimiz için burada e, istediğimiz yaş grubu ya da büyüklük için ayarlamamızı lastik kısmında yapmamız gerekmekte. Şöyle örmek istiyorum ben bakınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7'in bir tanesi ön. 1 2 3 4 5 6 7 ikinci yedim diğer ön kalan kısım ise arka olarak örmeyi düşünüyorum şu şekilde getirdiğimiz zaman bakınız birbirlerinin ucu ucuna ayarlamamızı bu şekilde yaparak e, ilerleyeceğiz bakınız şöyle şu kısmı saydığımız zaman şöyle biraz daha bu kısmın önde olması gerekmekte Evet şimdi e, gövde kısmına geçiyorum. Gövde kısmını ise 3 numaralı tığımla örüyorum. Buradaki tığım 2 2,5 numaraydı. Şimdi biraz büyütüyorum. Hem ipim de dolgun. Öyle olduğu için üstte biraz daha dökümlü olmasını istiyorum ve 3 numarayla devam ediyorum. 2 tane zincirimizi çekerek gövde kısmını örmeye başlayalım. 1 ve 2. Tığımızın başını dolayalım. Hemen dibine batalım. Tek seferde çekelim. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki ilmeğimin olduğu yere geliyorum. Örüyorum. tamam başını doluyorum. Yeniden bir sonraki bölüme geçiyorum ve bu şekilde örerek ilerliyorum. 1 2 3 3 ilmek 1 2 3 ilmek. Şöyle gördüğümüz gibi 3 ilmek. Arada bir tane de fazla batabilirsiniz. Bir düzden diğer düze kadar 3 ilmek arada bir artış. Iı, Ceketimizin üst kısmı için gayet güzel olacaktır. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. İlmeklerimizi örerek geldim. Toplamda 102 tane trabzanımız oldu. Şimdi 1-2 tane zincirimizi çekelim. Hem modelimizi uygulayalım hem de bu şekilde örmeye devam edelim. Buradaki görmüş olduğumuz iplerimizle içerisinde minik minik toplarımızı örmek istiyorum. Şimdi iki tane zincirimi çektim ve ilk rengimi de alarak örelim. Tığımın başını doluyorum. Şu kısma girerek batıyorum. Bakınız tam alta değil şu kısmı şöylece örüyorum. Bir iki zincirimin hemen yanına bir tane trabzanımı ördükten sonra ikinci rengimi elime aldım. Ve hemen sıradaki trabzanımı şu şekilde batıyorum. İpimi buraya sabitliyorum. Bakın sabitledim. Bir ve iki zincir çekiyorum başlangıç olduğu için ve ipimi şöyle gizlemek için yana koyuyorum aynı yere bu birinci dört tane daha trabzanımı örüyorum ve bir defa da örüyorum ikincisini örmeden tığımda bekletiyorum toplamda buradaki zincirimizle birlikte beş tane trabzanımız olması gerekmekte birini ördüm ikincinin bir defa aldım üçüncüyü aynı yere batıyorum bir defa örüyorum dördüncüyü bir defa ördüm ve aynı yerden çıkıyorum popkornlarımızı ve beşinci trabzanımızı da ördüm aynı yerden toplamda beş tane popkornumuz için trabzanımızı ördük. Eğer ipiniz ince ise bir tane daha ya da iki tane daha fazla yapabilirsiniz. Ne kadar fazla şişkin istiyorsanız o kadar buraya doldurabilirsiniz. Hepsini tek seferde çekiyorum. Bakın tek seferde çektim. Krem rengi ipimi de kullandım. Ve şu şekilde krem rengi ipimi çekiyorum. Kırmızımı bıraktım. Bir tane zincirimi kapatma zincirini krem rengimle yapıyorum. Ve tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki bakınız ilk gelen trabzanıma batıyorum. Ve şöyle elimle orta parmağımla yani popcornumu öne doğru ittiriyorum. Bir. Ve yanındakini örüyorum. İki. 2 defa bakınız ördüm bir tane daha ilave ediyorum toplamda 3 tane bu şekilde trabzanımızı ördüm bir defa da çektim ve yeniden kırmızı ipimi alıyorum krem rengi ipim arkada duruyor giriyorum buraya bakınız trabzanımın olduğu yere önce başını doluyorum trabzanımı örmek için giriyorum bir, bir defa ördüm ikinci kez giriyorum toplamda 5 defa bir elini örüyoruz ikinci kez örmeden tığımızda tutuyoruz bakınız hepsini aldım içinden geçiyorum ve bir tane zincirimle krem rengi ile kapatıyorum ve tığımın başını doluyorum parmağımla ittiriyorum bakınız öne doğru hemen yanındaki trabzanımın olduğu yere gelip batıyorum 1 2 ve 3. 3 defa örüyorum. Şöyle görelim bakınız popcornlarımızı. Ve devam ediyorum. Kırmızı ipimi yeniden alıyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki yuvaya giriyorum. 1 Bir, 2 birer defasını örüyoruz. Her zamanki popcorn çalışması gibi yapıyoruz. 4 ve 5. Beş. 5'ini aldım. Hepsini aynı anda çekiyorum krem rengi ipimi şuradaki ilmeğimi bakın sıkıştırıyorum ve bir zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum orta parmağımda bakın şu şekilde popcornumu ittiriyorum öne doğru ve sıradaki yere geliyorum 1 2 3 3 defa krem rengi ipimle örüyorum arkadan görünüşümüz şu şekilde bakınız ve yeniden kırmızı popkornumuzu yapmak için hazırlığımızı yapıyoruz. Hemen ipimi alıyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki yere giriyorum. 1. Aynı yere giriyorum. 2. Aynı yere giriyorum. 3. 4. 5. Tek seferde çekiyorum. Krem rengi ipim bakın şöyle geniş duruyor. Hemen alıyorum. Sıkıştırıyorum. Bir tane zincirimizde toparlama işlemimizi yapıyoruz. Bakın sıkıştırdım. Tığımın başına krem rengi ipimle doluyorum. E, orta parmağım popkornumun tam arkasında. Bakınız öne doğru ittiriyor. Hemen ilk krem rengi ilmeğimizin olduğu yere yani sıradaki ilk trabzanımın üzerine batıyorum. Tek seferde çekiyorum. İkinciyi ve üçüncüyü örüyorum ve bu şekilde sıramızın başına kadar üç tane krem rengi bir tane popcorn ipiniz ince ise altı defa olarak örebilirsiniz sıramızın sonuna kadar bu şekilde örerek ilerleyelim Evet popcornlarımızı birinci sıramıza örerek yerleştirdik bakınız çok çok güzel oldu Bakın şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 tane popcornum şu an mevcut. Şimdi sıramın sonuna kadar geldim. Kırmızı ipimi kopardım ve arkaya kırmızı ipimin içerisine bağladım. Bir sonraki renk bitiminde sizlerle birlikte bağlama işlemimizi yapalım. İkinci sıramızı örmeye başlayalım. 1, İki zincirimi bitiş yönümde çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bir tane başını dolayarak batmış olduğum trabzanım vardı. Hemen aynı işlemi yaparak kapatıyorum. Şimdi kırmızı popcornumuzun üzerine gelerek batıyorum. Şu şekilde. Ve buradan bir tane trabzanımı örüyorum. 3 tane krem rengi ile ördüğümüz trabzanımız var. Her birini birer defa örüyorum. Bir. 2 ve 3. Üç. Bakınız 3'ünü ördüm. Araya 3 tane bırakmıştık. Tek seferde çekiyorum. Şimdi kırmızı popcornumuzun olduğu ilmeğimizi şöyle batalım altından. Popcornumuzun üzerine bakınız ördükten sonra aradaki 3 tane krem rengi ilmeğimiz var bakınız 3 krem rengi ilmeğimizi bir tane kırmızımızı kapamıştık bakınız kırmızımızın olduğu ilmeği yani toplamda dörder ilmek örüyoruz 3 kremimiz bir kırmızımız 3 kremimiz bir kırmızımız şeklinde Evet şöyle bakınız kapadığımız yerdeki popkornlarımız bu şekilde durmakta ve devam ediyorum tığımın başını doluyorum şimdi 3 tane kremimizi hemen örüyoruz bakınız 1 2 3 kırmızımızı kapamıştık şurada ve devam ediyorum hemen 1 2 3 4 kremle kapamıştık ve hemen 1 2 3, 4. ilerliyoruz Başını bir defa dolayarak bakın. Şöyle örüyoruz. Evet şimdi sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet üzerinin krem rengini de örerek sıramızın başına kadar geldim. Bakınız ceketimiz şu şekilde olacak. Şöyle baktığımız zaman hem ön kısmı hem de arkasını tamamen ördüğümüz için bakın şu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Şimdi ikinci rengime geçmek istiyorum. İkinci rengimde turuncumu kullanıyorum. 2 tane zincirimi bitiş yönümde çektim. Sığımın başını doluyorum hemen olduğum yere gelerek batıyorum başlangıçta ve sonra bir sayıyorum bunu bir iki üç tane ilmeğimi örüyorum dördüncü ilmeğime turuncumu alıyorum bakın şu şekilde başlatıyorum ipimi alıyorum buradan bir iki üç üç tane zincirimi çekiyorum tekrar İpimizi şöyle altından kapatalım. Buraya biraz e, turuncu kırmızımdan ince olduğu için 6 defa sarmak istiyorum aynı yere. 1 Bir. Zincirimle birlikte 2 3 4 5 ve 6. Sizin ipiniz eğer kalınsa 5 tane yeterli. Benim de 2 4 6 tane ancak yeterli olacak. Hepsini tek seferde çekiyorum. Bakınız, tek seferde kendi rengiyle çekiyorum, bırakıyorum, krem rengi ipimle şu kısmını sıkıştırıyorum ve bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıyorum. Ve hemen parmağım, bakınız, arkasında tığımın başında doluyorum. Hemen yanındaki yere gelerek örüyorum ve ilk popcornumu bu şekilde örüyorum. Şöyle ipimizi de arkadan şuradan çekelim diğer tarafa sabitleyelim burada kötü görüntü olmasın birinci popkornumu ördükten sonra devam ediyorum 1 2 3 3 tane kremimizi yeniden ördüm ve turuncumu alıyorum üstten geçirelim. İki tane ipimizi aynı anda dolaştırdığımız için birbirine engellemeyelim. Sıradaki yere başlıyorum. 1. Bakınız ince ipim. 2. 3. 4. 5 ve 6. 6 defa ördüm. Şöyle görelim arkadan da. Tek seferde geçiyorum. Kendi ipiyle geçtim bırakıyorum turuncumu krem rengi ipimle bakın sıkıştırırken hemen kremi sıkıştığını görüyorum bir tane zincirimi çekiyorum yani kapatmak için yapıyorum bu işlemimi ve hemen tığımın başını doluyorum yanındaki ilk gözün içerisine girerek batıyorum ve elimle de tabi popkornumu öne doğru ittiriyorum bir iki üç Bakınız bu şekilde kurmaya başlayacağız. Tam şuradaki orta kısma denk gelmekte de modelimiz. devam ediyoruz. Bir kere daha birlikte yapalım. Tığımın üzerine turuncu ipimi alıyorum. Hemen sıradaki ilmeğimin üzerine geliyorum ve tırabzanlarımı örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 defa ördüm bakınız krem rengi ilmeğim halen burada duruyor tek sefer turuncumda hepsinin içinden çıkıyorum bakınız bu kadar bol durmakta krem rengi şuradan turuncumu bırakıyorum krem rengi alıyorum bakınız çektikçe hemen burayı sıkıştırıyorum gördüğünüz gibi sıkıştı ilmeğimiz ve bir tane kapatıyorum şöyle zincirimi çekerek popcornumuzu ve popcornumuzu orta parmağımızla öne doğru şöyle itiyorum ve hemen yanındaki ilk trabzan üzerine bir defa başını doladığım krem rengimi batıyorum bir Yanındakini örüyorum iki Bir sonrakini örüyorum 3. 3 tane ilmeğimizi yeniden ördüm. Hemen krem rengi ipimi bırakıyorum. Turuncu ipimi alıyorum turuncumun başını doluyorum turuncumla tığımın sıradaki yere giriyorum bakınız şu kısmı hemen 5 tane pardon 6 tane birini örüp ikincisini örmediğimiz trabzanları ardı ardına örüyorum tabi ipiniz kalınsa 5 tane yeterli bakın fark ettiğiniz üzere ipim bayağı ince kalıyor krem rengime oranla o yüzden 6 tane ancak yeterli olacak siz ipinize göre 5'te yapabilirsiniz kalınsa. 6 tane trabzanımı ördükten sonra tek sefer hem krem rengimi hem turuncularımı tek seferde çıkıyorum. Bakınız buradaki krem rengimiz bol ilmeğimiz bolca durmakta. Turuncumu bırakıyorum. Krem rengimi aşağıdan çekiyorum ve ilmeğimin daraldığını görüyoruz. Bakınız ilmeğimi daraltıyorum. İlmeğimi bu şekilde daralttıktan sonra bir tane kapatıyorum zincirle ve şöyle çekiyorum. Orta parmağıma popkornumun arkasına tutuyorum. Öne doğru ittiriyorum. Hemen yanındaki ilk trabzan üzerine gelerek bir defa batıyorum. Hemen ikinciyi batıyorum. Üçüncüyü ördükten sonra tekrar turuncumuzla popkorn yapmak için sıramız geliyor. Yeniden yapalım. Tığımın başını doluyorum. Altı defa. Bir, 2 3 4 5 6 6 defa aldım. Tek seferde çekiyorum hem kremimden hem turuncumdan. Turuncumu bırakıyorum ve buradaki krem rengi ipimin ilmeğimi daraltmak için çekiyorum. Krem rengimle bir tane zincir çekip kapatıyorum tığımın başını dolayıp parmağımla öne doğru popkornum itiyorum ve başlıyorum ilk trabzanı batarak 3 tane trabzan ardı ardına örmeyi bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerleyelim bakınız turuncu popkornlarımızı örerek ilerledik arada 3 trabzan krem rengimizde bir tane popkorn ve en son popkornumu yaptım bakınız ipimi kopardım şu şekilde başını doluyorum Ve kapanışımızı yapıyoruz. Bir iki tane zincirimi çekiyorum. Şimdi bakınız, e, ipimize kesmiş olduğumuz krem rengimizi kendi içerisinde şu şekilde yapalım bakınız. Kestiğim ipi alıyorum, krem rengimden tığımı şöyle girdiriyorum bakınız. Keseyim ipi alıyorum bir tane zincirimi çekiyorum sıkıştırmadan ve buraya düğümümü atıyorum sonrasında içeriye yedirterek gizleyelim şimdi diğer sıramızın başına kadar örerek ilerleyelim bir sıra krem rengimizi tamamen örüyoruz bir sıra popcornumuz arkadan başlıyorum bakın hemen dibine batıyorum birer birer şimdi popkornumun üzerindeki bölüme batıyorum. Yarımlamayalım. Ve aradaki 3 tane trabzanımı örüyorum bakınız. Bir defa başını doluyorum. Patkornumun tepesine batarak ördüm. 1 2 ve 3 popcornun ardından giriyorum. Ardından giriyorum ve bu şekilde şöyle görelim. Üzerindeki krem rengimizi örerek sıramızın başına kadar ilerleyelim. Popcorn'u ceketimizi örmeye devam ettim ve biraz büyüttükten sonra artık kol ayrım yerimize geldik. Tüm gövde olarak örmüştük. Bakınız. Tüm gövde olarak başladığımız için belirli bir yüksekliğe kadar örerek geldim. Sonrasında şimdi sizlerle birlikte Önümüzü ayırıp artık birer parça halinde örmeye başlayacağız. Önümüzü, arkamızı ve diğer önümüzü ördükten sonra kollarımızda takarak örmeye devam edeceğiz ve ceketimizi bitireceğiz. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz işlemlerimize şu şekilde bir göz atalım. Bir 2, 3, 4. 4 sıra rengimizde sizlerle şu sıralarda başlangıç noktasında yaptığımız gibi 3 tane krem rengimiz 1 popkornumuz, 3 krem rengimiz 1 popkornumuz tepesine direkt batarak örmüştük. Sıraya kadar aynı şekilde ördüm. Pembemde ise 4 tane trabzan 1 popkorn, 4 trabzan 1 popkorn ördüm. Buradaki popkornlarımızın seyrekliği ya da sıklığı tamamen zevkinize göre dağıtabilirsiniz. Dilerseniz bu görüntüyle tamamını da örebilirsiniz. Ama biraz tabii ki e, sürekli popcorn ip popcorn ip biraz yorucu olabiliyor. O yüzden e, seyrekleştirmesi daha hoş olacaktır. Daha sonra ise 8, 10, 8, 10 şeklinde dilediğiniz gibi dağıtıp hatta daha seyrekleştirebilirsiniz. Şimdi ben işaretlerimi taktım. Bir de şu şekilde fark ettiğiniz gibi. Buradaki sık popornlarımızı yaparken hep direkt tepesine batmıştık. Daha sonrasında ise seyrikleştirmeye başladığımız andan itibaren pembe rengimizden itibaren bakınız basamak tarzı örgümüzde örmeye başladık. Şimdi yapacağımız işlemde bu basamak tarzı işlemimizi de birlikte yapacağız. Öncesinde bakınız önümüzün bir tanesini ayırdım. Arkamız ve diğer önümüz ayırma işlemini şu şekilde yaptım. Bakınız burada da popcornlarımızın e, görüntüsüne bakalım. Sık popcornlarımızda iplerimiz bu şekildeyken, daha sonrasında bakınız bir tanesini şu şekilde uzatarak ördüm, morumu da uzattım. Daha sonrasında ise her bir popcornun bir tane örerek hemen düğüm yaptım. Arada uzun ilmekler olmasını istemedim. Tabii ki bu iç kısımlardaki iplerimizi içerisine gizleyerek daha sonra gizleyeceğiz. Şu an sadece ördüğümüz için bu işlemlere bakmadım. Sizler de dilerseniz bakınız aralar çok açık olduğu için buradan oraya uzatmak epeyce bir uzun ip olacak. O yüzden tek popkornumuzun olduğu yeri örüp tekrar devam edebilirsiniz ipimizi kopararak. Evet şimdi tüm gövdemizi şu şekilde ayarlayalım bakınız. Şöyle Farklı ölçülerde başlayabilirsiniz. Farklı ölçülerde başladığınız için en püf noktası bu şekilde olacaktır. Her iki önümüzü şu şekilde girerek kapatalım ve yukarıdan saymaya başlayalım. Sayılarımızı eşit miktarda şuradaki trabzanlarımızı. Ayırdıktan sonra bakınız 25 ve 25 önlerimi ayırdım arkayı ise kalan ilmeklerimi de arkaya ayırdım çünkü burada bir de lastik kısmımızı öreceğiz o yüzden bu kısım yeterli olacak sizlerin sayısı bizlerle aynıysa 25 trabzanımızı ayıralım bakınız 25 trabzan ayırdım 25 trabzan ayırdım ve şimdi örmeye başlayabiliriz. Evet. En son mavi popcorn'umu ördüm. Bir ve iki sıra ördüm. Bakınız bu basamak görüntüsünü şu şekilde örüyoruz. Sadece sık trabzanlarımızı ördüğümüz yerde tepesine battık. Diğer pembemizden itibaren bu basamak görüntüsüyle örmeye başladık. Çok kolay. Hemen bakınız diğer yönde 1 ve iki zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak bakınız şurada görmüş olduğum ilmeğimizin 2 ayrılan ilmeğimizin tepesinin Orta parmağımdan taraf daha öncelerde de çalışmıştık. Oradan giriyorum, tek seferde alıyorum. Bu trabzanımızı tek sefer örüyoruz. Hemen tek seferde. Bu şekilde bakınız. Arkadan şöyle giriyorum. İşaretimin bulunduğu noktaya kadar tüm olan bakınız ilmeğimizin dış taraftaki parmağımdan taraftakini atıyorum. Başını doluyorum. Tek seferde. Başını doluyorum. Tek seferde örüyorum. işaretimin bulunduğu yere kadar bu işlemlerimizi yaparak gelelim. işaretimi taktığım yeri de örüyorum. Bir iki zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Artık tek ön olarak örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine bakınız. Şurada bakınız. En çok karıştırılan nokta burası. Zincirim burada. Hemen dibine batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Dıştan yine örüyorum. Ve basamak görüntülü örgümüzü oluşturuyoruz. Evet başa kadar ilerleyelim. İlk kesme işlemini başlatıyorum. Son iki tane trabzanımı kaldığını görüyorum. Bakınız başını dolamadan önce birinciye sonra ikinciye batarak ilmeklerimi alıyorum. Her iki ilmeğim bir de ördüğüm ilmeğim aynı anda çekiyorum. Bir iki tane zincirimle tamamlıyorum. Ve örgümün arka yönünü çeviriyorum ve yine dibine bir tane başın dolmadan batıyorum bir bir ileriye gidiyorum iki hem gelirken hem giderken kesme işlemimizi yaptık iki tane ilmeğimizi kestik şimdi başını dolayarak kol tarafımıza doğru ilerleyelim dümdüz örüyoruz farklı herhangi bir işlem yapmıyoruz hem koldan gelirken hem de giderken kestik toplamda iki ilmeğimizi kestik Dönüşte de aynı şekilde keselim. 4 ilmeğimiz arka arkaya kesilmiş olsun. Sonrasında birer birer yeterli olana kadar oyuntumuz keselim. Kol tarafına doğru örerek geldim. 2 zincirimi çekiyorum. Bakınız kol tarafındayım. Geri dönüyorum. Yakama doğru ilerliyorum. Hemen dibine batıyorum. Başını dolayarak kol kısmımızda oyuntu yapmıyoruz. Kolumuzdan yakamızın olduğu yere kadar geldim ve iki tane ilmeğim kaldı tığımın başını dolamadan bir yanındakine giriyorum iki tek seferde çekiyorum bir ve iki zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum bakınız kesme işlemimizde üç tane ilmeğimizi kestik şimdi dördüncüyü kesiyoruz Tığımın başını dolamadan bir başını dolamadan iki tek seferde çekiyorum tığımın başını doluyorum normal örüyorum artık Dört tane ilmeğimizi bakınız yaka kısmımızda hem giderken hem gelirken iki defa kestik. Önümüzdeki yaka oyuntumuzu yaparak tamamladım. Toplamda 15 tane trabzan kalana kadar ön kısımdan keserek ilerledim. Her iki önümüzü aynı şekilde bitirdim. Bakınız arkamızı da ördüm. İşaretlerimizi takmıştık arkamız içinde. 2 tane geriye çekildim. yani arada 2 tane trabzan boşluk bıraktım. hemen örmeye başladım. 2 trabzan buradan boşluk bıraktım hemen örmeye başladım bakınız. 2 trabzan şuradan başlamıştık örmeye 1 ve 2 kol oyuntusu için 2 tane trabzan yeterli arkamızda bu şekilde ördük ve ceketimiz şöyle bakacak olursak bakınız. Hazır hale geldi. Kollarımızı e, ayırdık. Şu boşluktaki kol yerimizi ayırdık. Arkamız ve her iki önümüzü de tamamladıktan sonra şimdi dikme işlemimizi yapalım. Dikme işlemimizi yaptıktan sonra kollarımızı birleştirerek örmeye başlayalım. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Kaç sıra ördüğümüzü önce bir bakalım. Şöyle Düz yönünden kolumuzun ayırdığımız çizgi üzerinden sayıyorum. Şöylece komple bir diye sayıyorum şu çıkıntılı bölümü tamamen 1 diye sayıyorum. Bakınız kol şuradan kesmiştik. 1 2 3 4 5 6 7 8 bakın 8'de tamamladık. Önümüzde her iki tarafta aynı şekilde ayarlandı. Şimdi şuradaki popkornlarımızla ilgili hatırlatmak istediğim bir nokta var. Bakınız çok seyrek araları şu şekilde uzun uzun iplerin olmasını istemiyor isek tamamen ördükten sonra istediğimiz yere popcorn çalışması yapabiliriz hemen bir örnekle göstermek istiyorum Evet şöyle yerimizi ayarlayalım nereye yapmak istediğimizi morlarla mavimizin tam ara noktasına yapalım Evet bir tane düğümümü atıyorum sarı rengime. Bakınız dıştan popcorn uygulaması istediğiniz yerlerde çalışabilirsiniz. Hangi sıraya uygulamak istiyorsanız bakınız mavilerin olduğu yerin bulunduğu noktaya örmek istiyorum. Şuraya alıyorum. Her ikisinin olduğu yere bakın. Şu şekilde alalım. Tığıma bir tane düğüm attım ve araya girdim. Bakınız üzerlerinde mavi popcornlarımız, altlarında pembe popcornumuz var. Giriyorum buraya. İpim ince. O yüzden daha fazla popcorn örmek istiyorum. Bağlandım. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere 2 ilmeğime bakınız. 2 ilmeğimi tutmuştum. 1 Tekrar bir defa alıyorum. 3 oldu. İpim çok ince olduğu için veya sarmak istiyorum. Yoksa e, cansız bir popcorn olabilir. Diğer iplerimden ince 3 6 bu tamamen ipimizin ince olduğu için fazla dolduruyorum. İpim kalın olsa 4 ya da 5 ya da en fazla 6 yeter. Hepsini aynı anda çekiyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra kapatıyorum. Ve bir tane de sağlamlaştırıyorum. Buradan kesiyorum. İpimi çekiyorum. Bakınız bir tane popcornumuzu bu şekilde hazırladık. Şimdi yapmak istediğim işlem popcornumu yukarıya doğru çevirmek, maviden tarafa. Hemen ipimin olduğu yere doğru şöyle büküp toparlıyorum. Ve şuradan tam popcornlarımızı doldurduğum yere tığımı takıyorum. Bakınız. Tığımı taktım. Tam ördüğümüz tek ilmeğin içerisine şöyle daha güzel görünsün. Ve ilmeklerimin bu hem başlangıç ipimi hem de Bitirdiğim ipi aynı yerden bakınız aynı yerden girerek alıyorum. Buna çok dikkat etmemiz gerekmekte. Evet. Aynı yerden her ikisini geçirdim. Bakınız. Aynı yerden geçirdim fakat burada bir düğüm atmam gerekmekte. Onun için araya krem rengi ipimi geçiriyorum. Bakınız bir tanesinden şöyle yani arasında bir ayrım yapıyorum ve bir tane düğümümü atıyorum da istediğimiz yerde popcorn örme konforunu bize kazandırıyor. Bakınız şu şekilde bir tane popcornumuz buraya yerleştirdik. Bakın gayet güzel oldu. Şöyle ipinizin kalın ve ince oluşuna göre 4, 5, 6 eğer ipimiz ince ise tabii ki diğer popcornlarımız da aynı dolgunlukta olması için yeteri kadar örelim ipimizi aynı yerden içe çekip arkadan düğümümüz atalım fakat düğümümüz atacağımızda bir tane krem renginin arasından girerek buraya sabitlenelim bir tane daha çalışma yapalım hemen şuraya ikinci bir sarımızı çalışalım düğümümü attım tığıma şu şekilde girmek istiyorum bakınız iki tanesini alıyorum İki ilmeğimi aldım şöyle görürsün bakınız İkisini aldıktan sonra örmeye başlıyorum ipimi geçiriyorum şöyle kapatıyorum bakınız 1 2 3 ipimin inceliğini lütfen dikkat edelim ve doldurmaya başlıyorum başını doluyorum bir defa alıyorum 2 bakınız e, ipim ince olduğu için fazla doldurmak istiyorum popcornum tok dursun son kez alalım Hepsini aynı anda çekiyorum, kapatıyorum ve bir zincirimi çektikten sonra popcornum hazır hale geliyor. Ve bu üstten öreceğimiz popcorna çok çok konforlu olmakta. Bakınız istediğiniz her yere yerleştirebilirsiniz. Elimle şu şekilde düzelttim, çevirdim. Bakınız arkada battığım yere tığımın başını geçiriyorum. Her ikisini iplerimizin alıyorum. Her iki ipimi de ipimi alıp arkaya geçiriyorum. Bir tanesini geçirdim. Diğerini de hemen geçiriyorum. Diğer ipimi de geçirdim. Evet bakın her iki ipim aynı yuvadan çıktı. Burada en önemli püf noktamız ipimizin birini krem rengi ipimizin şöyle ardından geçirip farklı yöne sevk etmek. Bakınız aynı yerde değiller şimdi. Şimdi düğümümüzü atalım. Ve dışarıdan istediğimiz yere bu şekilde popkornlarımızı örerek ilerletelim. Bakınız çok çok güzel bir popkorn çalışması oldu. Öne doğru indirdik. Bakınız yukarıya doğru. Şuradan başlamıştık hemen. Yukarıya doğru çektim bu taraftan ve popkornlarımızı bu şekilde e, tek olarak seyrek çalışacağımız zaman bu şekilde çalışalım istediğimiz yere uygulayalım daha sonra iplerimizi içe çekerek keselim Evet şimdi omuzlarımızı dikelim ve kollarımızı örmek için hazırlığımızı yapalım Omuzlarımızı diktik ve şimdi kollarımızdan ilmeğimizi çıkararak örmeye başlayalım. Aynen buradaki gibi ilmeğimizin arka tarafından alarak öreceğiz. Tabi ilk sıramızda sadece ilmek çıkaracağız. Daha sonrasında ise iki kat olan ilmeğimizin dış taraftakini alarak örüyoruz. Bir tane düğüm atarak hemen ilmeklerimi toparlamaya başlıyorum. Zincirimi çektim düğümümü attım kol altından başlıyorum. İki zincirimizi çektikten sonra örmeye başlayalım. Tığımızın başını bir defa dolayalım bir defa yine çekelim. Tekrar tığımın başını doluyorum, diğer trabzanıma batıyorum. Bir sonraki araya giriyorum. Bakınız tam araya. Trabzanıma batıyorum. Yine trabzanıma batıyorum. Araya giriyorum. Şu şekildeki devam eden araya örgü görüntüsü. Trabzanıma bir defa örüyorum. Diğer trabzanıma bir defa örüyorum. Araya giriyorum. Eğer e, ipiniz ince ise az olacak gibi ise bazı yerlere ikişer defa örebilirsiniz. Bir bakınız her trabzanı bir defa batıyorum. Saç örgüsü görüntüsü olan kısmımızı giriyorum. Bir tane de oraya batıyorum ve başlangıç yerimize kadar bu şekilde örerek gelelim. Kol altımıza başlama yerimize kadar geldik tamamen etrafında ilmeklerimizi toparladık ne çok fazla aldık ne de e, az olup kasmasını sağladık uygun bir ayarda devam ettik ve ilk başlangıç noktamıza gelerek şu şekilde batıyorum bir iki tane zincirimi çekip örgümün arkasını çeviriyorum bir ters bir düz yönden örüyoruz ki örgümüz düzgündürsün. İki zincirimizi çektikten sonra hemen dibine batıyorum ve bakınız dıştan ilmeğimi alıyorum başını doluyorum sırası ile trabzanlarımı örüyorum bir ters bir düz sıramızı örelim şimdi buradan başladım başlangıç yerimize kadar gelelim bütün kenarımızı dolaşarak başlangıç yerimize kadar geldim ve yeniden iki tane zincir çektiğim yere şu şekilde batıyorum bir iki zincir çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum 4 kez düz yönden Örmeye başlıyorum tığımın başında doluyorum. hemen arkadan girerek dibine battım ilk önce bakınız önce dibine daha sonra yanındaki trabzanıma battım ve bu şekilde örerek istediğimiz ölçü gelene kadar Örmeye devam edelim ve Popcorn sıralarımızı isterseniz seyrekleri tığımızda sonradan üzerine yapabilirsiniz sık yerlerimize geldiğimiz zaman ise Sırasıyla ipimizle örebilirsiniz. Tamamen kolayınıza nasıl geliyorsa o şekilde davranalım. Her iki kolumuzu aynı şekilde diğerini de başlayalım ve tamamlayalım kollarımızı. Ceketimizin kolunu bu şekilde örmeye devam ediyorum. Bir iç yönden bir dış yönden yani yönlerimizi sürekli çevirerek bu görüntümüze tekrar ulaşıyoruz ve yeniden buradaki popcornlarımızı ne zaman uygulamak isterseniz o zaman uygulayabilirsiniz. Birebir aynı şekilde uygulayacağınız gibi farklı desenlerde farklı yerleştirme şekliyle de popcornlarımızı yerleştirebilirsiniz. Evet bu şekilde kolumuzu örmeye devam edelim. Popcornu ceketimizi örmeye devam ettim. Kolumun birini tamamladım. Lastiğimi de örerek. Diğer kolumuzu şu şekilde tam lastiğine geldim ve beklettim. Lastiğini birlikte örelim. Önden şöyle görelim bakınız içlerini temizledim. Fazla iplerimi içeri alıp kestim. Şu şekilde bakınız görüntümüz. Şimdi kol lastiğimizi örelim daha sonra. Şuradaki ceketimizin her iki önünün yan lastiklerini de çalışalım. Ama öncesinde hemen kolumuzu tamamlayalım. Başlangıç yerimize kadar geldim bakınız. Hemen zincirimin tepesine batıyorum geçişimi yapıyorum 1 ve 2 zincirimi yeniden çekiyorum sıvı başında doluyorum yandan giriyorum tek seferde çekiyorum tekrar yandan giriyorum tek seferde çekiyorum başında doluyoruz bakınız iki defa yandan bir defa arkadan giriyoruz arkadan giriyorum başını dolamıştım tek seferde kapatıyorum devam ediyorum yandan giriyorum tek seferde çekiyorum tekrar yandan giriyorum tek seferde çekiyorum bir tane arkadan iki tane yandan giriyorum arkadan yandan ve arkadan şöyle bakınız yandan girdikten sonra iki yandan bir arkadan bu şekilde başlangıç yerimize kadar gelelim iki defa yandan girelim 3. Ardından girerek iki düz bir ters görüntüsü verelim. Başlangıç yerimize kadar geldim. Şurada zincirimi çekmiştim. Hemen zincir üzerine batıyorum, geçişimi yapıyorum. Yeniden iki tane zincirimi çekiyorum. Kabartılı gördüğüm trabzanları tek sefer çekerek kabartılı bir biçimde örüyorum. Diğerlerini, bakın sırada geleni ardından giriyorum, kabartılımı örüyorum ve bu şekilde kaç sıra lastiğimizi tamamlayalım diğer kolumuza bakalım şu şekilde kaç sıra ördüğümüzü 1 2 3 4 5 6 sırada bitirelim kolumuzu bitirdim şimdi yanlarımıza başlayalım bir zincir çekip düğümümü atıyorum Şuradan alt kısımdan ilmeklerimizi toparlamaya başlayalım. Bir uçtan diğer uca kadar ilmeklerimizi toparlayalım. En uçtan şuradan başlıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim tığımın başını doluyorum hemen yanındakine gelerek batıyorum 1 ve 2 hemen bir tane atladım diğerini eğer hepsine batacak olursanız çok sık olur ve potluk olur o yüzden bir tane atlayalım birine batalım yani ayarlayalım çok fazla yığmayalım ve ikili trabzan örüyorum. Tam birleşme yerimdeyim. Yukarıya doğru devam ediyorum. Araya batıyorum. Bir tane trabzan olduğu yere, bir tane araya, bir trabzanımın olduğu yere. Şöyle diğer trabzanıma batıyorum. Şimdi şöyle bakalım. Bakınız şöyle düzgün bir şekilde yukarıya doğru örerek ilerleyelim. İkili trabzanımızı yapıyoruz. Çok sık yapıp üst üste bindirip potluk oluşturmayalım. Çok da seyrek olup önümüz kasmasın. Normal şu ölçü üzerinde devam ederek ilerleyelim. İlmeklerimizi toparlayarak geldim. Şimdi ensemizin bulunduğu yerdeyiz. Enseminde her trabzana bir defa batıyorum zaten yerleri belirli hiç atlamıyoruz birer birer örerek ilerliyoruz tekrar ceketimizin yan kısmına geçiyoruz şöyle uzak batmayalım bakınız uzak battım hemen ayrıldı. Evet şöyle daha güzel oldu. Aşağıya doğru ilerleyelim. Ceketimizin yanlarında kenar lastiği için ilk sıra trabzanlarımızı aldık. Şuradan başlamıştık. Yakamızı da dolaşarak geldim. Şimdi en uç noktadayım ve en alta battım. 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra 2 tane düz örmek istiyorum. En alttakini de düz sayıyorum. Hemen yanındakini dışa doğru kabartıyorum. 2 düz, 1 ters. 2 düz, 1 ters. Önde düşecek şekilde kurmaya başlayalım. Bunu 1 tane düz sayıyorum. Tığımın şöyle arkadan giriyorum. Şöyle bakınız dışarıya kabarttım. Yandan giriyorum. Arkadan iki defa örüyorum yandan ardından 1 ve 2 şöyle görelim iki tane düz bir ters iki düz bir ters şeklinde bu sıramızı takip ederek ilerleyelim sıramızın sonuna kadar geldim Bakınız tamamladım şimdi üç tane zincirimi çekiyorum bu son sıramız düğme ve ilik çalışmamızı yapacağız. Kız bebeklerimize uygun olacağı için e, sol tarafta değil sağ tarafta ilik çalışmamızı yapıyoruz. Gördüğümüz şekliyle trabzanlarımızı örüyoruz. Yandan yandan ardından ilik çalışmamıza gelince yeniden görüşelim ilk yerlerimi ayarladım. 3 düğme kullanmak istiyorum ve şöyle bakınız bir tane trabzanın olduğu yere işaretimi taktım. 2, 4, 6, 8, 10. 10 çifti saydım. Bir tane yine tek trabzanın olduğu yere işaretimi taktım. İkinci ilik yerim. Tekrar 2, 4, 6, 8, 10 tane çiftimi saydım. Bitiş noktasındaki bir trabzanın olduğu yere gelerek işaretimi taktım çift trabzanı ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum işaretimi alıyorum bir zincirle bir tane ilik yeri hazırlamış oluyorum ve şuradaki içte duran trabzanımı örmüyorum tığımın başını doluyorum iki tane yandan trabzanımı örüyorum ve ilk ilik yerimizi bu şekilde açmış oluyoruz ve aradaki trabzanlarımı aynen gördüğüm gibi devam ediyorum ayar işaretime kadar gelmek üzereyim hemen. Bir tane arkadan alıyorum. Son çiftimi ördükten sonra işaretimizi şuradaydı işaretimiz hemen çıktı. Yeniden kontrol edelim yanlışlık olmasın. ilimden sonra 2 4 6 8 10. Bir tane zincirimi çekiyorum. İçteki olan trabzanım örmüyorum tığımın başını doluyorum yandan girerek devam ediyorum ve ikinci iliğimi de bu şekilde açmış oluyorum sona kadar devam edelim en sondaki iliğimizi de tıpkı burada kurmuş olduğumuz gibi kurarak açalım Evet sevgili arkadaşlar, 3 farklı renkten oluşan güler yüzlü düğmelerimi de diktikten sonra ceketimizi tamamladım. Yalnız afınıza sığınarak şunu hatırlatmak istiyorum. Ben sağ tarafta iliklerimizi açacağımızdan bahsetmiştim. Fakat yönleri karıştırdığım için sol tarafımızı açmışım. Eğer sizler takılırsanız bu konuyu daha önce hemen üçüncü sırayı başlarken açabilirsiniz iliklerimizi çocuk olduğu için aslında hiçbir şey fark etmiyor zaten ilikleri açan ve bağlayan bizleriz ama bunu da hatırlatmak isterim tekrar kusuruma bakmayın bazen yönleri karıştırabiliyorum Evet beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim bir çalışmamızın da bu şekilde sonuna geldik Umarım faydalı olabilmişimdir yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın mutlu kalın görüşmek üzere